Sevgili kardeşlerim, bir itikat dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Konumuz tekfir meselesi. Tekfir kişiyi küfre nispet etmek ve kafir olduğunu söylemektir. Maalesef günümüzde bazı Müslümanlar diğerlerini tekfir etmekte ve kafir olmakla itham etmektedirler. Bizler bu eserde bu konuyu İnşallah A'dan Z'ye işleyeceğiz. Meselenin temelinde büyük günah işleyenin kafir olup olmayacağı vardır. Haricilere göre büyük günah işleyen dinden çıkar ve kafir olur. Dolayısıyla hariciler büyük günah işleyenleri tekfir ederler. Şia'nın itikatta mezhebi olan Mutezile'ye göre ise büyük günah işleyen kafir olmaz ancak imanla küfür arasında kalır. Bu haldeyken tövbe etmeden ölürse cehennemliktir. Fakat onun cezası kafirin göreceği cezadan daha hafiftir. Demek Mutezile büyük günah işleyene kafir demese de kafire yakın bir şey demektedir. Yine kendilerine selefi diyen bazı kişiler Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenlerin kafir olduğunu söylemekte. Hatta beşeri kanunlarla yönetilenleri de kafir saymaktadırlar. Yani onlara göre hem hüküm koyan hem de o hükümlerin altında yaşayanlar kafirdir. Bizim itikadımız olan ehli sünnet itikadına göre ise amel imandan bir cüz değildir. Bu sebeple büyük günah işleyen kafir olmaz, fasık olur. Allah dilerse onu günahları kadar cehenneme atar, sonra cennete sokar, dilerse affedip Cehenneme atmadan cennete sokar. Bizler bu eserde büyük günah işleyenin kafir olmayacağını inşallah ispat edeceğiz. Yine beşeri hükümleri ihdas edenler ve o hükümlerle amel edenler sınıflara ayırıp hangisinin küfre gireceğini delillerle sunacağız. İşin ispat kısmına girmeden evvel şunu söylemek isteriz. Biz büyük günah işlemek kişiyi kafir yapmaz derken büyük günahı teşvik falan etmiyoruz. Hatta diyoruz ki sadece büyük günahtan değil küçük günahtan dahi şeytandan kaçar gibi kaçın. Günahlar Allah'ın gazabını celbeder azabına müstahak eder rahmetinin inmesini engeller. Bunlar gibi çok sözler söylüyor. Nefsimizi ve dinleyenleri günahtan vazgeçirmeye çalışıyoruz. Ancak büyük günah kişiyi kafir yapar demek fıkhi bir hükümdür. Bizim meselemiz bu hükmün yanlış olduğunun ispatıdır başka bir şey değildi. Yine biz Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler şu şu şartla kafir olmaz derken beşeri kanunları sevdiğimizden demiyoruz. Elhamdülillah bizler ehli şeratiz. Şeriatın en küçük bir meselesine binler başımız feda olsun. Bizler şeriatın hükümlerinin uygulandığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Ve yine istiyoruz ki bütün dünyada bu hükümler hüküm ferma olsun. Bunu istemek farklıdır. Allah'ın hükümleriyle idare edilmeyen devlette yaşayanlar kafir olur demek farklıdır. Kafir olur ifadesi fıkhi bir hükümdür. Bu hükmün yanlışlığını ortaya koymak ehli ilmin işidir. Biz şu şu şartlarla kafi olmaz derken beşeri kanunlarla idare edilelim falan demiyoruz. Diyoruz ki senin kafi olduğu hükmün yanlıştır. Allah'ın hükmü bu değildi. Bu anlattığımızı çok iyi kavramanızı istiyoruz. Takva günah işleyen kafirdir demek değildir. Yine takva sen Allah'ın kanunlarıyla yönetilmeyen bir ülkede yaşıyorsun. O halde kafirsin demek de değildir. Günahkarla kafir arasında yerle gök arası kadar mesafe vardır. Kafir cennete ebediyen giremeyecekken günahkar kişi günahları kadar cehennemde yandıktan sonra cennete girecektir. Dolayısıyla birisine kafir demek öyle kolay bir şey değildir. Gönlümüzden her geçene sen kafirsin diyemeyiz. İnşallah bu eserde bu meseleyi her cihetiyle inceleyeceğiz. Bu derste konuya bir giriş yaptık. Bundan sonraki dersimizde meselemizin ilk delilini işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.